10.51 olduğu saatlerimiz Bingöl Üniversitesi kurulduğu ilk günden bugüne değişmekte ve gelişmekte olan bir üniversite. Sadece Bingöl'e değil bölgeye de hizmet edecek yatırımlar yapılmaya devam ediliyor. Yapılan bu yatırımları konuşacağız. Bingöl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İbrahim Çapak bizlerle. Hoş geldiniz Sayın Çapak yayınımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Hamdolsun, iyi olmaya çalışıyoruz. Böyle bir fırsat imkanı da oluşturdunuz. Üniversitemizi dile getirme imkanı oluşturdunuz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Hemen paylaşmak istiyoruz tabii dinleyicilerimizle. Yeni yapılan yatırımlar nelerdir? Bingöl Üniversitesi tarafından ve tabii kimler katılacak bu yapılan yatırımlara? Sizden detayları öğrenmek istiyoruz efendim. Önce dilerseniz genel bir bilgi verelim Bingöl Üniversitesi ile alakalı. Buyurunuz. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Bingöl Üniversitesi 2007'de kurulmuş genç bir üniversite. 13. yılını geride bıraktı. Hakikaten 13 yıl gibi bir zamanda bölgede de iyi bir noktaya geldi. 700'ün üzerinde akademisyenimiz var. 600'e yakın da idari personelimiz var. 17 bin civarında da öğrencimiz var. 9 tane fakültemiz, 6 tane meslek yüksek okulumuz, 5 tane enstitümüz, 21 tane de merkezimiz var. Tarım, gıda ve hayvancılık meslek yüksek okulumuzu bir yıl önce kurmuştuk. Biliyorsunuz Bingöl'de Sütaş ciddi yatırımlar yaptı. Artık faaliyete de başladı. İşte birlikte hem Bingöl'de hem de bölgede tarım çok daha önemli hale geldi. Hayvancılık çok daha önemli hale geldi. Bunun için tarım, gıda ve hayvancılık meslek yüksek okulumuzu kurduk. Bunun altında da bölgeye özellikle tarım ve havza bazında katkı sağlayacak ciddi programlarımız var. Bu aynı zamanda bizim 2016'da pilot üniversite seçilmemizin bir sonucu. 2016'da 5 tane üniversite seçilmişti. Bölgesel kalkınma ve misyon farklılaşması ile alakalı. Bu tarım, gıda ve hayvancılık meslek yüksek okulumuz tarım ve havza bazında da yanında katkı sağlayacak. Onun dışında da tabii üniversitenin ilkleri var. Mesela arıcılıkla ilgili biz ciddi çalışmalar yapıyoruz. Benim bildiğim kadarıyla arıcılıkla ilgili direkt arıcılık olarak yüksek lisans ve doktora sadece Bingöl'de var. Başka üniversitelerde zootekni bölümlerinin altında var ama arıcılık olarak var mı bilmiyorum. Dolayısıyla ilkler var. Yine kıraatla ilgili kıraat enstitüsü Türkiye'de Bingöl'de ilktir. Bölgede medrese geleneği var ama bunu bir de tamamlayıcı unsur olarak kıraatla ilgili bir çalışmalar yapmak istedik. Arge ve Ürge merkezlerimiz var ilklerden. Arıcılıkla ilgili özellikle. Bir ortak merkezimiz var. Yakın zamanda kurduk. Bingöl Üniversitesi Koordinatörlüğü'nde Atatürk Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi'nin iştirakiyle bu merkezde inşallah yine arı ve arı ürünleriyle ilgili hem bölgede hem de ulusal anlamda güzel çalışmalar yapacak. Fakültelerimizden de diş hekimliği gibi işte veterinerlik fakültesi gibi bazı programlarımızda işte psikoloji gibi hemşirelik gibi bölgenin, üniversitenin nitelikli öğrencilerinin olduğu alanlar. Diş hekimliğine ilk 20 binden öğrenci alıyoruz. Hemşirelik çok o anlamda önemli. Diğer birçok programımız buna benzer. Evet. Bu açıdan üniversitemiz iyi. Fiziki anlamda da çok eksiğimiz kalmadı. Bir iki yıl önce kütüphanemiz, bölge kütüphanesinin en güzel haliyle bitmiş oldu. Hayvan hastanesi ruhsatlandırıldı. Artık bölgeye ciddi katkılar sağlıyor. Hayvanlarla ilgili her türlü tedavi var. Hamdolsun yani olabilecek çalışmalar oluyor. İnşallah bundan sonra da daha iyi olacak. İnşallah efendim. Tabii bahsedilen çalışmalar çok yerinde. Diş Hekimliği Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Arı Kompleksi Mühendislik Mimarlık Fakültesi ek binası. Bir üniversitenin gelişmesi daha da modern hale gelmesi için sizce gerekli olan kriterler nelerdir? Tabii üniversitelerin gelişebilmesi için her şeyden önce nitelik esastır, kalite esastır. Kalite olmazsa arkası bence çok iyi gelmez. Onun için biz üniversitenin bir hantal üniversite olmasından ziyade nitelikli bir üniversite olması için çaba sarf ediyoruz. Üniversitemizin çok fazla öğrencisi olmasını da yani 20, mesela Bingöl için benim düşündüğüm en fazla 20 bindir. 20 binden fazla da öğrenci olmamalıdır. Evet. Bu sorunlarına göre baktığımızda yönetilebilme anlamında baktığımızda olması gereken o. Bizim arzu ettiğimiz Türkiye'nin her yerinden öğrenci çekebilecek programlar olmasıdır. Ege'den, Karadeniz'den, işte Akdeniz'den,
Marmara'dan öğrenci çekecek alanlar olsun istiyoruz. Bu bizim bölgemiz için çok önemli. Asya'da biraz yerelleşme olur. Yerelleşme olmasını istemiyoruz. O noktada da özel çaba sarf ediyoruz. Diş hekimliği bu anlamda önemli bir fakülte. Veterinerlik önemli, psikoloji önemli, hemşirelik önemli, ilahiyat önemli, beden eğitimi, spor bilimleri fakültemiz önemli. Her taraftan öğrenci alıyoruz. O açıdan da bu yerelleşmekten de kurtulmuş oluyoruz. Evet. Nitelik esas, yayın da esas çok önemli. Bizim üniversitemiz kişi başına düşen yayın sıralamasında Türkiye'de en son sıralamalarda 6. sıradaydı. O noktada da iyi. Bundan sonraki süreçte de öğrencilerimizi en nitelikli şekilde nasıl yetiştirebileceksek ona dikkat etmeye çalışıyoruz. Bunun için de uygulama alanları da oluşturuyoruz. İşte diş hekimliğiyle ilgili mesela. Evet. Öğrenci almıştık. Tabii öğrenci almak yetmiyor. Bir ağız diş sağlığı merkezimiz var Bingöl'de. Afiyet süreçlerini falan başlattık ama beklediğimiz olmayınca sağ olsun hükümet yetkilileri de yardımcı oldular. Şimdi Bingöl'de 102 ünitlik 15 bin metrekarelik bir diş hastanesi ve yanında da diş fakültesi yapılıyor. İşte onun temel atma törenini geçen hafta yaptık. Eski Kalkınma Bakanımız Cevdet Bey ve ilgili valimiz, belediye başkanımız, siyasetçilerimiz, iş adamlarımız vardı. İnşallah en yakın zamanda 1,5 yıl içerisinde de bunu bitirmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimiz yetişirken aynı zamanda uygulamayı görmüş olsun. Ama aynı zamanda diş hekimliği fakültesi hem Bingöl'e hem de bölgeye hizmet etsin. Basit bir implant için veya bir dolgu için bile bazen buradan komşu illere giden hemşehrilerimiz oluyor. Masrafları oluyor, trafik kazası oluyor, başka nedenler oluyor. Bunu da mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışmak istiyoruz. Dolayısıyla sadece Bingöl'e değil, bölgede hizmet arzumuz var. Evet. Arıcılıkla ilgili güzel çalışmalar yapıyoruz. Pilot üniversiteyi, 30 civarında projemiz var. Demin bahsettim, Gebze Teknik'le ilgili de Atatürk Üniversitesi'yle birlikte devam ettiğimiz projeler var. Kozmetik alanda bal ürünlerinin kullanılması, balın niteliği, barkodlama vesaire. Belli bir aşamaya da geldi. Arıcılarımızın sayısı arttı. Arı ürünlerinin niteliği arttı. Balın kalitesi arttı. Bu noktada coğrafi işaretleme süreçleri tamamladı neredeyse. Bingöl'de biz 36 bölge 108 farklı noktaya 3 yıl boyunca arı kovanları koyduk. Dolayısıyla arıların gittiği bitkileri, florayı tespit ettik. Bu noktada da bir takım projeler yapıldı ve Polen Atlası ismiyle de Bingöl'de ve bölgede polenle ilgili bir atlas da yayınladık. Evet. Güzel çalışmalar bu anlamda da yapılıyor. Bir arı kompleksinin temelini attık. Bundan sonraki süreçte biz kışın arılarımızın sıcak bölgelere, işte Adana'ya, Mersin'e götürmek yerine Bingöl'de de kışlatılması gerektiğini düşünerek bir altyapısını oluşturduk. Kışın artık arıcılar götürmeyecek arılarını, bu inşallah sonuç verdiği zaman masraftan kurtulmuş olacaklar. Arılar oralara gittiği zaman hastalık kapma ihtimalleri var. Hastalık kapmamış olacak. Balla ilgili kalıntı, narenciye gidiyoruz neticede arı o tür şeylerden kalıntı getirebiliyor. Bunlar olmayacak. Dolayısıyla daha organik bir balın oluşturulması için bütün altyapı oluşturuluyor. Büyük oranda da oluşturuldu. Buna bağlı olarak arı kompleksinin temelini attığımız yerde de bir arı merası, bal ormanı çalışmalarımız var. Ve orman bölge müdürümüzle de görüştük. İlgili ağaçları inşallah alıp onları da orada geleceğiz. Bal paketleme dahil onunla ilgili bütün çalışmalarımız var. Arı müzesi herkese olacak. Bir de bu teknokent niyetiyle bir temel atma törenimiz oldu. Biz her ne kadar mühendislik ek binası desek de hedefimiz orada. Teknokent 3 katlı bir bina. Bu bir ilk defa üniversitemizde hibe yoluyla bir bina yapılmış oluyor. Kalehan grubu bunu yapmış olacak. İnşallah o da en yakın zamanda hizmet verecek. Böylece biz bu alanda da daha güzel çalışmalar yapmış olacağız. Tabii üniversite hareketli bir üniversite. Öğrencilerimiz artık burada, kampüsümüz cıvıl cıvıl. Geçen hafta bir de bir sergimiz vardı. Bir taş ustası, ressamımız üniversitemizde bir sergi açtı. Açılışında bu bahsettiğimiz açılışlarla birlikte yaptık. Bu noktada da gelip ziyaret edenler, görenler güzel çalışmayı da görmüş oldular. Hakikaten bölgedeki taşları bulup kırarak, renk kullanmadan, sadece taş su kullanarak ciddi resimler yapan, tablolar yapan bir resmimiz vardı. O da bu açılış sürecinde, temel atma törenlerinde sürece renk kattı. Yani neticede üniversiteyi daha iyiye taşımak, bölgeyle entegre etmek, bölgesel kalkınmada daha güzel çalışmalar yapabilmek için elimizden gelenleri yapıyoruz. Bu taş bölge için önemli bir kurum, önemli bir yatırım.
Bu noktada SÜTAŞ'la işbirliğimiz var. Bölge üniversiteleriyle protokollerimiz var, işbirliklerimiz var. Zamanla inşallah bu attığımız adımların sonuçlarını çok daha somut bir şekilde görmüş olacağız. İnşallah efendim. Peki var mı buradan bir mesajınız son olarak aktarmak istediğiniz? Bingöl'ü merak edenleri Bingöl'e bekliyoruz. Misafir etmeye hazırız. Peki efendim. Biz de buradan çağrınızı duyurmuş olalım dinleyicilerimize. Bingöl güzel bir il. Bingöl insanı güzel. Eminim ki üniversitesi de bu güzellikleri yansıtıyordur. Hem öğrenci bağlamında hem çalışanlar, akademik personel anlamında, sosyal hizmetler anlamında. Sizleri tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını çok, diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben de. Çok teşekkürler hakikaten. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Sağ olun efendim. İyi çalışmalar dileriz. Hoşçakalın.